sadece sürekli yolcu ikram etmek demek değil. Demiştim ya kahvaltı az önce diye. Valla bana güveniyorsan yandın. Niye? Marketin önüne çekip alışveriş yapmak. Başıma tabii bir iki olay geldi. Hemen bir tane örnek vereyim. Uğruna 3 senelik sakallarımı kestiğim videoya hepiniz hoş geldiniz. Şöyle elbiselerimi falan giydim güzelce de. Ve ilk muavinliğimi bu videoda atmış oldum. Sizler de çok istiyordunuz. Ben de uzun zamandır planlıyordum. Biraz kış sezonuna girmesini bekledim. Yolcuların azalmasını bekledim. Çünkü full bir araçta benim gibi acemi birinin ikram yapması, bagaj alması vesaire biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. O yüzden biraz daha böyle sezonun durgunlanmasını bekledim. Eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. İsterseniz videomuza, yani muavinliğime geçelim. Merhaba, buyurun. Sağ olun, buyurun. Sadece ikisi var. Sadık abim diyecek. Sadık abi sana vereyim. Teşekkür ederim. İşte ikramımız da böyleydi. Kırmızı sıcak su, soğuk su, kırmızı sıcak su. Komple kırmızıyım da olacak. Ağzına kadar dolduruyoruz. Ben tam doldurmuyorum ama çok profesyonel değilim ya. Ha. Aynen. İyi mi böyle? Tamam. Sonra onu kapatıyoruz. Bir altı. Eldiven olursun. Bir tane eldiven. Eldiven. Sağ elini geçir. Tamam.
de alır mısın? Ne yapıyorsun şimdi Sadık abi? Tamam şimdi bütün işte. Toparlayacağız. Tamam. Tamam. Hepsini buraya koyuyoruz değil mi? Hepsini koyuyoruz. Nasıl? Tamam bitsin. Şeyse devam etsin. Ha yok yok bitsin. Çok iyi. Manavgat'a doğru gidiyoruz. Yolculuğumuz bir 7 saati geride kaldı. Sol taraf Toros Dağları. Antalya'daki arkadaşlara da selam olsun buradan. Yanında da Sadık abimiz var. Yani yolculuğumuz devam ediyor. Şöyle biraz yolu izleyin. Ondan sonra İlerleyen zamanlarda tekrar görüşürüz. Nasıl? Sol taraf Manavgat mı? He. He, anladım. Manavgat'a giriş yazısı burada varmış. Tabi buraların yabancısı. Daha önce Mustafa ile gelmiştim de. Sabah şu an saat 7 civarları. Birazdan güneş de doğacak. Videoluk yer ya. Baksanıza. Yorucu ya. Muavinlik yapılacak iş değil dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi gideceğiz. Tabii işimiz bitmedi. Arabayı temizleyeceğiz. Alanya'da duracağız. Sonra orası. Akşam da saat 9 gibi tekrar dönüş Sakarya'ya. Ondan sonra İstanbul'a. Diyordunuz abi muavin ol, muavin ol. Benim de kafamda vardı zaten. Ya şu video için sakallarımı kestim ya. İnanamıyorum. 3 yıllık sakallarımı kestim. Beni daima sakallı tanıyanlar çok fazla garipseyecekler de beni çok uzun zamandır tanıyanlar çok fazla garipsemiyor açıkçası. Bir de zayıflığımın hepsi ortaya çıkmış işte. O sakal kilolu gösteriyor tabii yüzü. Benim için üzücü. Sakallı olarak kesme şey çekme şansım vardı ama ben yapılan işe işte bakın görüyorsunuz. Adamın arkasına yanaşıyordum adam. Hiç bana mısın demiyor. Şeridini bile değiştirmiyor. Mesela işte. Bak. Yağmur da başladı şimdi.
İşte sakalı da çekme şansım vardı ama ben bu işi daha ikiye yapmak istedim. İkram dağıtırken muhtemelen birçok hatam oldu. Yorumda diyeceksiniz, biliyorum. İlk defa, ömrümde ilk defa ikram dağıtımı yaptım. Evet arkadaşlar, bu kadar manzara yeter. Ben Sadık abinin yanına gideyim. Onun canı sıkılmasın, muhabbet edeyim. İlerleyen zamanlarda görüşmek üzere dostlar. Tabii muavinlik demek yolcuya sürekli yolcuya ikram etmek demek değil. Kaptan abimize de burada çaylarını hazırladım. Kendi çaylarının çayını hazırladım. Burada görüyorsunuz. Çayları aldık. Şuradan doladım az önce. Ben kamera kaydediyor sanıyordum ama kaydetmiyormuş. Kusura bakmayın, orayı çekemedim. Şimdi kaptan abime ikramımızı yapacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Sen bütün şekeri içiyor musun? He? Bütün şekeri doldurayım mı içeri? Şimdi tamam. Şunu alayım ben o zaman. Afiyet olsun. Yani kaptan abimize ikram etmesek olmuyor. Sadece yolculara değil, kaptana da bakıyoruz. Nasıl? Aynen öyle ya, aynen yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yolculuk bitti. Sefer sona erdi. Arabayı temizleyeceğiz. Bakın. Şöyle. Yerlerde olsun. Koltuk aralarında olsun tabii. Çöpler var, onları falan alacağız. Buraları toparlayacağız. Orayı da birazdan göreceksiniz zaten. Arabanın halini bir göstereyim. Aynen, kaptan abi diyor ki çöpler oldu halde maalesef yere böyle çöp atıyorlar. Birazdan zaten otobüs temizleyeceğin detaylısını da göreceksiniz. Yolculuğumuz Antalya'da, Alanya'da sona erdi. Arabayı çekmeye gidiyoruz şimdi. Akşam nasipse 9 gibi tekrar Sakarya'ya, sonra İstanbul'a gideceğiz. Görüyorsun, çöpleri topladığın halde, baktığın halde yine ne kadar pislik kalıyor. Öyle ya. Yolcu vermiyor çöpü. Saklıyor derede. Nasıl saklıyor, nasıl yapamıyorum ben? Yani söylüyorsun, çöp toplanıyor, çöpünüzü verin diyorsun. Hı hı. Vermiyorsun, vermediğin halde yerlerde, orada burada halen ne kadar çöpleri görüyorsun. Aynen öyle. Hani bazı arkadaşlar atıyor ya, mesela ya burada çöp olur mu diye. Hı hı. Bazıları yorum yazıyor. Hani mavi toplasaydı olurdu diye. Hani topladığın halde bu kadar pislik kalıyor orada. Vallahi öyle. İlla atacaklar. Sonra biz de telif yemeyelim abi. Müzikten dolayı. Kanalı zar zor getirdik. Bu duruma sonra müzikten dolayı bir iş yere gitmiyoruz. Aynen. İki şoför geldik bu arada. Şimdi arkadaşlar derler tek şoför mü gitti falan. Hepsini görüyorlar ya. Aynen. İki şoför geldik. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü diğer kaptan gece sürdü. Ben de gece bir şey belli olmuyor diye çekmedim zaten. Şöyle biraz Antalya'yı da göstereyim size. Üç numaradan. Antalya'da büyük gelmiş ya. Evet, Antalya bak, Alanya'da mesela Antalya'ya bağlı. Hı hı. Kaç kilometre geldik buraya? Baya sürdü ya. 2 saat sürüyor işte. Antalya'da. Hava kararmıştı. Antalya'da Alanya arası 130 kilometre. Antalya'da Alanya arası 2 saat sürüyor. 130 kilometre. Gidiyoruz buraya ve hala da Antalya'dayız. Bir türlü çıkamıyoruz. Sadık abi, sence de otobüs sektörü zor durumda mı? Evet, şu an çok zor durumda. Hani 2019'da daha da zor olacak diyoruz. 2019'da daha da zor olacak. İnşallah yani olmaz. Şu anda da geçen senenin potansiyeline göre baktığınız zaman
çok büyük düşüşler var yani. Peki sebebi ne sence? Uçaklar mı yoksa bahsedildiği gibi masraflar mı? Masraf, maliyet. İnsanların geçim kaynağı azaldı. Aynen. Atıyorum önceden misal bir askeri ücrete 4 hane geçinebiliyordu. Hı hı. 4 kişi bir aile geçinebiliyordu. Şimdi ne oldu? 4 kişi değil, 3 kişi bile geçinemiyor yani. Masraf ağırlaştı, insanlar gezemiyor. Alışverişini, gezisini, her şeyini erteliyor. Herkes ekonomiyi düşünmeye başladı. Ondan dolayı. Aynen. Şimdi alışverişimizi yapıp... Buradan şimdi kahvaltı alışveriş yapacağız. Aynen öyle. Birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. Otobüsü marketin önüne çekip alışveriş yapmak. Yani karizmatik bir hareket değil mi ya? Geldik otobüsü marketin önüne çektik, az önce gördünüz. Marketten kahvaltılık aldık, gidiyoruz yani. Normalde arabayla yaptığımız olayı otobüste yaptık. Karizmatik bir şey ya, güzel bir şey. Otobüsümüz de bu. Bunu da bir paylaşayım dedim sizlerle. Otobüs personeli olmak işte böyle bir şey. Birazdan size o meşhur kahvaltını da gösteririm arkadaşlar. Onu da görürsünüz. Yani böyle. Otobüsü markete çekip gibi alışveriş yapmak. Evet. Tekrar selam. Demiştim ya kahvaltı aldık az önce diye. Geldik burada hazırladık. Otobüsçünün yemeği de bu. Otobüsü buraya çektik arkadaşlar şöyle. Görüyorsunuz. Bu da ne masası olanlar. Ne masası diyenler olabilir bu. Bildiğiniz ikram sehpası üzerine ahşap yapılmış. Şimdi böyle kullanılıyor. Kahvaltı. Otobüsçünün kahvaltısı da böyle işte. Yani. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra otobüste bineceğiz. İlerleyen zamanlarda görüşmek üzere. Bay bay. Evet, şimdi yolculuk bitti. Geldik, kahvaltımızı ettik. Gördüğünüz az önce. Temizliğe başlıyoruz. Şimdi şu ön tarafları falan ben sildim. Buralar kaldı. Arkaya doğru böyle. Tek tek sileceğiz. Yerdeki çöpleri falan alacağız. Gösterdim zaten sefer sonunda. Şimdi geldik. Kapı kapı olduğu gibi duruyor. Yerleri paspaslamaya. Gırgırlayacağız yerleri. Böyle arkadan öne doğru gideceğiz. Ortadakileri, yerdekileri ortaya aldık. Şimdi gırgırlaya gırgırlaya gidiyoruz. Kamerayı alayım ben elime. Şöyle. Göstereyim birazcık. Gördünüz. Araları falan temizledik. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Araları falan bayağı bir temizledik.
tertemiz olduğunu görüyorsunuz zaten. Yani sefer bitti. Temizliğimiz ve iç temizliğimiz. Biz şimdi dışarıyı temizleyeceğiz. Hatta arkadaş dışarıyı temizliyorsa onu da bir kısaca bir göstereyim. Ben içeriği temizlerken o da dışarıyı temizledi. Onu da ben bir kısaca bir göstereyim. Ondan sonra bakalım sırada ne kalıyor. Sonuçta ben bir stajyerim. Çok iyi bilmiyorum. Hadi dışarıya gidelim bakalım. Sadık abinin yanına gidelim biraz ya. İçeriği ben temizledim. Bitirdim. Şimdi sen kontrol edeceksin tabii. Ne? Sen şimdi kontrol edeceksin. He, yok canım, sana güvencim yok. Vallahi bana güveniyorsan yandın. Niye? Severek yapmadım mı? Ya severek yaptım tabii de stajyerim ben bir sonuçta. Yani hatamız olmuştur. Ben bir arkadaşlara göstereyim. Dışını yıkıyor ya, onu bir göstereyim. Tamam. Hani içeriği bitti, içeriği temizledik bitti sanmasınlar izleyenler. Ya burası Antalya bu arada. Güzel bir yer ya. Aha, muavin arkadaşım da burada. Arabanın dışını temizliyor. Ben içini temizledim. O da dışını temizliyor. Çift personel olduğu zaman böyle güzellikler oluyor. Ama tek olunca hem dışı hem içi temizliyorsunuz. Bilginiz olsun dostlar. Yani birazdan tekrar görüşmek üzere diyeyim. Bakalım sırada ne kalıyor ondan sonra. Bir şey kalmıyorsa zaten videomuzu bitiririz. Akşama kadar da buradayız. Gezeceğiz falan. Sonra tekrar İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İstanbul'dan Antalya'ya kadar muavin olarak geldim. Görüşlerimi anlatayım size. Daha ilk yani düşün, meslekte ilk hayatım. Başıma tabii bir iki olay geldi. Hemen bir tane örnek vereyim. Yolcu geliyor, işte bagajını alacağız. Diyoruz ki nereye gidecekseniz. Dur bir bakayım diyor biletimi. Yani nerede ineceğini bilmiyor. Yani şimdi hani daha benzerleri var mesela. Hani kolay değil. Kesinlikle zor bir iş. Tabii her işin zorluğu var ama şimdi bir de bazı şeyleri yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü yolcuyu çok fazla rahatsız etmeyecek şekilde biz videoyu çekmeye çalıştık arkadaşlar. Yani mesela bagajları ben almadım. Çünkü ona biraz daha bilgi gerektiren bir iş. Zaten ikramı dağıtırken de gördünüz acemiliğimi falan. O yüzden hatalarım falan inşallah görmezden gelirsiniz. Ben çünkü kendi hatalarımı gördüm. Yaparken de gördüm hatta. Tabii ki olacak olmayacak değil. İlkti yani. İlk kez hayatımda ben mavi gömlek giyip otobüste ikram dağıttım. Dediğim gibi İstanbul'dan Antalya'ya geldik arkadaşlar. Bu videoda bana destek olan Sadık abiye çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. İçine olabildiğince göstermeye çalıştım bu mesleğin. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel, eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Instagram, Facebook vesaire hepsi açıklamada var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.